Selamlar. Masamda iki tane el gazı ya da parmak gazı görüyorsunuz. İki farklı şekilde. Bunlardan ilki parmak gazı. Bir diğeri de şöyle motosikletlerde kullanılan el gazı. Şimdi bunların avantajları neler, dezavantajları neler ya da kullanım yerine göre değişir mi, değişmez mi? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size tecrübelerimden. Şimdi arkadaşlar işin ilginç tarafı şu. Mesela şu çok daha az malzeme içermesine rağmen, daha küçük olmasına rağmen bundan daha pahalı. Öyle bir durum da var nedense. Yani elektrikli bisikletler pahalı bir segmente hitap ettiği için muhtemelen pedal destekli olanlardan bahsediyorum. O yüzden herhalde daha pahalıya satılıyor. Öyle bir ilginç tarafı da var. Şimdi öncelikle teknik olarak şundan bahsedelim. Bakın bunun 3 tane kablosu var. Aynı şey bunda da öyle. Bunların kablo renkleri vesaireleri bile aynıdır. Yani çalışma mantığında herhangi bir fark yok arkadaşlar. Öncelikle aklınızda öyle bir problem, bir soru olmasın. Tabii soketleri vesaire farklı olabiliyor. Ama bunların çalışma mantıkları ikisinde de işte içerisinde bunların hal sensörü var. Bu hal sensöre göre de işte bir mıknatıs var. Ne kadar bastığınızı anlıyor. Aynı mantık bunda da var. Tamam. Şimdi bunların avantaj dezavantajları tabii ben pedal destekli elektrikli bisikletler açısından söylüyorum. Benim tavsiye edeceğim model bu model. Neden bu model? Şimdi şunun dezavantajı ne ondan bahsedeyim. Bakın şimdi siz bunu taktığınızda ne yapıyorsunuz? Şöyle bastırarak gidiyorsunuz. Ve sürekli gaz vermiyoruz biz elektrikli bisikletlerimize. Daha çok pedalla gidiyoruz. Yani el gazıyla motosikletle gitmek istiyorsanız tabii ki bu daha ideal. Ki bu motosiklet el gazı zaten. Elektrikli bisikletinize de bunu takabilirsiniz. Fakat bundaki problem şu. Siz bir yokuş çıkarken yani pedala abanmak istediğinizde ne yapıyoruz biz? Elimizle gidondan şöyle sağlamca tutup güç alıyoruz. İşte bunda o gücü alma limitleniyor, kısıtlanıyor. Yani buna çok böyle asılamıyorsunuz. Asıldığınızda böyle dönmeye başlıyor falan. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bunda benim gördüğüm en büyük problem bu. Yani bu tip el gazlarında gidondan yeterince güç alamıyorsunuz. Çünkü biraz oynuyor işte gaz veriyor falan. Böyle problemlere sebep oluyor. Fakat bunda öyle değil. Normal gidondan güç alırken parmağınıza çok rahat bir şekilde dilediğiniz zaman ki nadiren zaten el gazı kullanıyoruz kalkışlarda ya da işte bir yokuşta kaldıysak o zaman kullanıyoruz ya da işte elimiz doludur vesaire o durumlarda bunu kullandığımız için arada bir kullanacağımız bir şey olduğundan bunu kullanmak daha pratik. Ha bu gidonda ekstra bir yer kaplıyor. O konuda hani itiraz gelebilir. Haklısınız. Yani şunun 2 santimetre kalınlığı var. Bu 2 santimetre gidonda yer kaplıyor. Halbuki bu mevcutta zaten hani tutacağı elciye taktığımız için bunda bir problem yok. Böyle bir şey var. Negatif tarafı var. Onun dışında şununla ilgili bir handikap da şu. Şimdi elektrikli bisiklet yani 250 watt altındaki elektrikli bisikletler biliyorsunuz kanunda bisiklet kategorisinde. Fakat bunu taktığınızda şimdi bir polise bunun bisiklet olduğunu anlatmanız zor. Yani diyecek ki bu motosiklet olmuş artık. Çünkü sen bunu el gazıyla götürüyorsun, gidebiliyorsun. Ki el gazı ile ilgili madde de hani yasadaki madde de biraz tartışmaya açık. Yani tam net bir şekilde el gazı olamaz demiyor elektrikli bisikletlerde. Ama bunu hani bazı hani trafik polisi arkadaşlar el gazı olmamalı. El gazıyla elektrikli bisiklet gidiyorsa bu motosiklet kategorisine girer diyorlar. Dolayısıyla böyle bir problem yaşama ihtimaliniz de var şunu taktığınızda. Hani onu da söylemiş olayım. Böyle bir durumu da var. Siz de hangisini beğendiğinizi, hangisini tercih ettiğinizi tabii yorumlara yazın yine. Bunlar benim fikirlerim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.